Herkese merhaba arkadaşlar. TYT, felsefe, deneme sorularını çözeceğiz birlikte bugün. 20. sorumuzla başlayalım. Ege adalarında verimli topraklar azdır. İçilebilir ve tarımda kullanılabilir suyu temin etmek büyük bir sorundur. Mevcut koşullarda Ege adalarında yaşayanlar deniz ticareti yapmak zorunda kalmışlardır. Deniz ticareti yapan adalılar Anadolu, Mısır, Filistin, Karadeniz ve Venedik gibi ülkelere giderek farklı insanlarla iletişim kurmuş ve yeni yaşam biçimleriyle karşılaşmışlardır. Böylece felsefi düşünce yeni açılımlar kazanmıştır. Buna göre felsefenin başlaması için gerekli olan ön koşul hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Şimdi burada felsefeye giriş ünitesinden felsefenin alanı kısmından bir soru gelmiş. Medeniyetlere göre felsefenin yayılımıyla alakalı işlediğimiz derslerde bu toprakların aslında felsefenin gelişimine nasıl bir katkısı olduğundan bahsetmiştik. Paragrafın bütününde de gördüğünüz üzere farklı medeniyetlerden örnekler vermesinden de yola çıkarak şıklara şöyle bir göz attığımızda A şıkkında farklı kültürlerle etkileşimin sağlanması felsefenin başlaması için gerekli bir ön koşul olarak görünüyor. B, C, D şıklarına baktığımızda neler görüyoruz? Uygun dile sahip olunması. Bu bir sınırlama. Bu zaten yayılması ya da başlaması için bir sebep olamaz. Maddi refah seviyesinin düşük olması. Yine bu da çok da bizim bahsettiğimiz bir durum değil. Felsefeyle soyunların uğraşması. Böyle bir bilgi yok zaten. Felsefeyle uğraşanların sosyal hayatta üstünlük sağlaması. Yine bu da pek uygun kaçmıyor bizim paragrafımıza ve bilgilerimize. O yüzden A şıkkı. İkinci soruya bakalım. Burada da yine bir felsefenin alanı, mitos, logos kavramlarının sorulduğunu görüyoruz. İlkel insan evrenin başlangıcını kozmogoni mitoslarıyla açıklamaya çalışmıştır. Felsefi düşünce ise varlığa arke nedir sorusu bağlamında düşünsel bir çabayla yaklaşıp insanın evreni anlama çabası mitolojik temel üzerinden kalkarak logosla felsefi ve bilimsel bir kimliğe doğru yol almıştır. Buna göre mitostan logosa geçişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Okuduğunuz anda söylenemez, olamaz, yanlıştır ifadelerini gördüğünüzde bir kere muhakkak altına çizin. Çünkü şıklara geçtiğiniz zaman bazen unutuyorsunuz ve A doğru şık bu deyip sizden istemediği bir cevabı buluyorsunuz. Bu birinci hatırlatma. Diğer mevzuya gelecek olursak felsefede kavramların ne kadar önemli bir yer aldığını, tuttuğunu biliyorsunuz. O yüzden hep kavram çalışmamızı söylüyorum. Hatta sözlük niyetine de bir not defteriniz elinizin altında olması her zaman iyi olacaktır felsefe sorularını çözerken. Mesela mitosu mitolojiden bahsederken öğrenmiştik. Logosu da loji anlamında bilim manalarına gelişinden birazcık hatırlatıyordum size zaman zaman. Felsefenin gelişiminin de mitostan logosu olduğunu anlatmıştım. Şimdi burada söylenemez dediği için yanlış olanı bulacağız. Ne diyor E şıkkında? Logos mitolojinin doğuşuna kaynaklık etmiştir. Mitolojinin doğuşuna kaynaklık eden şeyin kendisi mitoslar zaten. Yani logos dediğimiz sorgulayıcı, rasyonel akıl mitosun ortadan kalkmasına sebep oluyor. Dolayısıyla doğuşuna kaynaklık edemez. İkinci sorumuzun cevabı bu sebepten dolayı E şıkkı. Üçüncü soruya bakalım. Felsefenin ortaya çıkışı evrenin ana maddesi nedir sorusuyla olmuştur. Doğanın bilinmesini temel alan bu soru zamanla yerine insanın bu dünyadaki yeri ve ödevi nedir? Mutluluk nedir? Ahlaki bir yaşayış mümkün müdür? Sorularına bırakmıştır. Bu durumda aşırılıklardan kaçın, mutlu olmak için ölçülü ol gibi ahlaki yargılar felsefenin konusu haline gelmiştir. Bu parçaya dayanarak felsefeyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Varlık felsefesi, bilgi felsefesi, ahlak felsefesi gibi felsefenin çeşitli alt disiplinlerinin bu sorulara göre ayrıldığını söylüyoruz derslerde zaman zaman. Burada farklı sorulardan örnek vermiş ve bir çıkarım yapmamız isteniyor. Şimdi biz bakalım, konusu doğadan insana yönelmiştir. En bariz şıklardan birisi tabii ki C şıkkı.
Yani evrenin ana maddesi nedir? Arke problemi diyoruz buna. Doğa felsefesi yapıyorlar. Daha sonra yavaş yavaş özellikle Sokrates'le birlikte ahlaki mevzular gündeme gelmeye başlıyor. Dolayısıyla baktığımızda ulaşabildiğimiz en bariz cevap C şıkkı oluyor. Dördüncü soruya bakalım. Platon'a göre içinde yaşadığımız nesneler evreni gelip geçici evrendir. Asıl olan evren içinde yaşadığımız evrenin de dayanağı olan ideyalar evrenidir. İdeyalar evreni ancak akıl yoluyla kavranabilir. İnsanların nesneler dünyasında algıladıkları ise ideyalar dünyasının bir yansımasıdır. Bu parçada aşağıdaki görüşlerden hangisi uygulanmaktadır? Klasik bir Platon sorusu ya da ideyalar kuramı sorusu. Platon'u çok fazla konuşuyoruz zaten. Çok fazla karşımıza çıkıyor. İdeyalar kuramı ile alakalı çok fazla soru çıkıyor. Burada da çok basit bir şekilde görüşler dünyası ve ideyalar dünyası karşılaştırılması yapılmış. Buna bağlı olarak hem de size tanımını da vermiş bu arada paragrafta. Daha kolay o yüzden bulmak. C şıkkında diyor ki kesin bilgi duyu verileriyle değil akıl ile elde edilir. Şimdi zaten Platon için demiştik ki idealist bir kuram ortaya atıyor. Rasyonalizm de buna bağlı. Yani bilgilerin duyuyla değil, empiriklerden farklı olarak akılla elde edildiğini savunuyorlar. Rasyonel olduğunu savunuyorlar. Dolayısıyla ben aklımı bir kaynak olarak kullandığım için de ve metinde de bana bu açıklamayı yaptığı için gördüğüm sorunun cevabını D şıkkı olarak söyleyebiliyorum. Gelelim bir diğer sorumuza. Sokratesçi bilgi edinme yöntemi ne? Diyalog ya da karşılıklı konuşma yöntemi diyebiliriz. Bu yöntem ironi ve manyetik olmak üzere iki evreden oluşmaktadır. Birinci evre olan ironide gerçek bilgiye giden yolu sanılara saplanarak kapatan insanın zihinsel arınmasını gerçekleştirmesi amaçlanır. Çünkü Sokrates'e göre ancak hiçbir şey bilmediğini bilen insan bilgiye açık insandır. Bu parçada bilgi edinme sürecinde ilk olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu da yine Sokrates'in felsefe yaparken kullandığı yöntemlerin sık sık sorulduğu bir soru tipi. İroni ve manyotiği de yine sizle konuşmuştuk nasıl bir yöntem olduğunu. Ben de derslerimde kullandığım için biraz daha hatta onun üzerinden örnek vermiştik. Şimdi ne diyor? Hangisinin yapılması gerektiği savunuluyor bilgi edinme sürecinde? Yine C şıkkında bilgi edinmek için eleştirel olmak gerektiği vurgusunu söylediğinde bir üstte hemen baktığınızda ne diyor? Zihinsel arınmasını gerçekleştirmesi amaçlanır. Zihinsel arınma nasıl yapılır? Tabii ki eleştiri yoluyla yapılır. Dolayısıyla 5. sorunun cevabı C şıkkı olacak. Bakalım 6'ya. Bilgi felsefesi, bilgimizin temel özelliklerini, kaynağını ve sınırlarını inceler. Bilen özne ile bilinen nesne arasındaki bilgi sürecini tamamıyla ele alır ve bu süreçteki tüm öğeleri analiz eder. Bilginin ne olduğunu, nasıl ve hangi yollardan elde edildiğini izler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesinin temel sorunlarından biri değildir? Bilgi felsefesi, epistemolojiyi konuşurken sorduğu soruları da tek tek konuşuyoruz zaten sizlerle. Soruları biliyorsanız burada bunun cevabı da bulmak çok kolay olacak sizin için. C şıkkında evrensel ahlak yasası olanaklı mıdır diye bir soru var. Ki artık biliyorsunuz alt disiplinlerinin hepsinde tanımış oldunuz. Ahlak felsefesi alanının bir sorusu. Diğerlerinin hepsinin bilgi bulgusunu gördüğümüz için 6. soruda değildir. Özellikle bu değildirlere de dikkat edin dediği için 6. sorunun cevabı C şıkkı. Gelelim 7'ye. Bir yargı ya da önerme gerçeklikle uyuşuyorsa ya da ifade ettiği bilgi gerçekliğe denk düşüyorsa o bilgi doğrudur. Örneğin bu kapı demirden bir önermesi ancak ve ancak o kapının demirden olması durumunda doğrudur. Verilen açıklama aşağıdaki sorulardan hangisine cevap niteliğindedir? Şimdi doğruluk ve gerçeklik kavramları akıl yürütmeye ilişkin kavramların o yer aldığı bir üniteydi. Ve burada da doğrulukla alakalı bir ölçüt meselesinden bahsediliyor. Yani şu şundan dolayı doğrudur, bunun doğru olmasının sebebi de şudur. Yani bir kıstas ortaya konuluyor. Hangisine cevap niteliğindedir dediği için de
Doğruluk ve gerçeklik arasındaki fark nedir? Doğru bilginin sınırları var mıdır? Gibi sorulara baktığımızda neyi görüyoruz? Aslında bu kapı demirdendir önermesi. Ancak ve ancak o kapının demirden olması durumunda doğrudur vurgusundan ötürü doğru bilginin ölçüsü nedir sorusuna atıfta bulunmamız gerekiyor. Gelelim 8. soruya. Kant'a göre bilgi hem zihinden hem deneyden gelen verilerin birleşmesi sonucu oluşur. Hegel, Kant'ın bilginin oluşumu ile ilgili öne sürdüğü dış dünyadan, yani deneyden gelen bilginin de zihnin bir ürünü olduğunu iddia eder. Hegel'e göre bilginin tüm öğeleri zihnin kendisine aittir. Bu parçada Hegel ile Hegel aşağıdaki ifadelerden hangisi eleştiri yapmaktadır? Klasik bir bilgi felsefesi sorusu, çeşitli akımların karşılaştırılması durumu var burada. Ve Hegel'in de eleştirisi ne aslında? Zihne ait bir vurgu yaptığı için doğru bilginin kaynağı akıl ile birlikte deneydir eleştiriyor. Çünkü biliyorsunuz ki Kant bir kritisistti, yani kritisizm akımına öncüsüydü, deneycilik ve akılcılığı birleştiriyordu. Ama Hegel bunu eleştirdiği için buradaki cevabımız E şıkkı olacak. 9. soruya bakalım. Bir şeyin var olması, onun bilgi nesnesi olmasına yetmez. Var olan bir şeyin bilgi nesnesi haline gelmesi için öznenin onu kendisine konu edilmesi, yani nesneleştirmesi gerekmektedir. Buna göre bir şeyin bilgi nesnesi olabilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Özellikle bilgi felsefesinde bilginin tanımını öğrenirken özne, uje, obje gibi kavramların vurgusunu çok yapıyoruz. Burada da birazcık işte bu kafa karışıklığını yaratarak kavramların sıkça kullanılmasıyla o birazcık öğrenilmeye çalışılmış. Ama bilgi, bir şeyin bilgi nesnesi olabilmesi için öznenin ona önermesi gerekiyor. Çünkü özne ve nesne arasındaki ilişkiden doğuyor bilgi. Dolayısıyla B şıkkında bu açık bir şekilde ortaya konmuş. Bakalım ona. Rasyonelistler sadece düşünmenin doğruluğu olan bir bilgi sağlayabileceğini ileri sürerler. Empiristler ise sadece duyuların bilginin doğruluğu için ölçü olabileceğini söylerler. İlkçe Kant her iki görüşü de eleştirerek bilgileriniz deneyle başlar ama deneyden doğmaz der. Çünkü ona göre deneysiz kavramlar boş, kavramsız deneyler kördür. Bu parçada doğru bilgiye ulaşmak için aşağıdakilerden hangisinin önemi üzerinde durulmaktadır? Yine bir bilgi felsefesi sorusu, akımları biliyorsanız muhakkak çözebileceğiniz bir soru. Düşünme ile duygular arasında bağ kurmak gerekir şıkkı. Parçada doğru bilgiye ulaşmak için öne sürülen temel alt metinlerden bir tanesi. Diğer şıklara baktığımızda sevgi ve bilginin oluşum süreciyle alakalı farklı farklı meselelerden bahsedildiğini görüyoruz. Dolayısıyla 10. sorunun cevabı da A şıkkı. Bol tekrarlar hepinize. Umarım güzel sonuçlar alırsınız. Kesinlikle çözebileceğiniz içerikteki sorular ÖSYM'nin sorularına da çok çok yakın. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere.